Ben Cemal Engiyurt olarak tıpkı Gürsel Tekin gibi söylediği gibi sokakta başım dik geziyorum. Ve şu an öyle bir noktaya geldik ki insanlara diyoruz ki iki kutuba muhtaç değilsiniz. İki kutuba ne sağ ne sol anlayışına muhtaç değilsiniz. Üçüncü bir yol var, o da merkez sağdır diyoruz. O da demokratik sağdır diyoruz. O da liberal sağdır diyoruz. Ve inşallah göreceksiniz Eylül ayını bitirdiğimizde Türkiye'de merkez sağ gelecek. Ve bu milletin sıkıntılarını Allah izin verirse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cesurca konuşan, sokakta, köyde, kentte Demirel'in o çarıkları giyin dediği anlayışla bütün Türkiye'yi gezen biz olacağız. Kemal Bey, orada grup kurmak için 20 ama siz daha ötesini hedefliyordunuz. Çok kısa lütfen. Nedir durum? Grup kurmak için 20 gerekiyor ama biz ölen olur, kalan olur, ayrılan olur. En az 30 kişiyle grup kurmayı hedefliyoruz inşallah. Tamam, hani bunu daha önce de söylediniz. Hangi noktaya geldiniz? Ben onu merak ediyorum. Şu an 20'yi açtık Allah nasip ederse. Efendim? Ekim ayına geldiğimizde 20'yi açtık şu an itibariyle. Ekim ayına geldiğimizde de en az 30 kişiyle kurmayı hedefliyoruz kısmet olursa. O 20 kişi arasında hani Demokrat Parti, DEVA'dan var, CHP'den var, İYİ Parti'den var, öyle mi? İYİ Parti'den ayrılan, İYİ Parti'den ayrılan arkadaşlarımızla görüşüyoruz. İYİ Parti şu an kurumsal bir kimliği var. Orada şununla görüşüyoruz demek bizim için ahlaki olmaz. Ama biz şunu diyoruz. İlhan Kesici, Işın Çelebi, Ahad Antican, İsmail Tatlıoğlu, Hasan Subaşı, Demokrat Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, CHP içerisinde siyaset yapmış, Kürt siyasetçisi, Türk siyasetçisi, Jefi Kami gibi Yahudinin de Ermeninin de olduğu demokrat bir merkez sağı kurmayı hedefliyor ve herkese çağrıda bulunuyoruz. Peki, şu anda CHP'de vekil olup tamam diyen var mı size? İşte şık olmaz söylemek. Ayıp olur yani Senem. Soru ayıp olur. İnşallah o olduğunda hep birlikte görürüz Allah nasip ederse. Peki. Ben Cemal Engiyurt'u... Şimdi az önce değerler... Paris'i sormam lazım bilgim yok. Bakın benim tekrar söyleyeyim. Siyasetçi olmadığı için partim yok benim. 2-3 sadece partiye oy veriyorum. Yani hangi istediğim partiye verebilirim oy yani. Ama tabii ki. Yani ama mesela AK Parti hiç vermem, hiçbir zaman vermedim, vermeyeceğim yani. Partisini tabii, onu ayıralım. Şimdi orada benim demek istediğim o fotoğraf, insanlar... Birgincim, senin dediğini anladım, üstüne alınma. Biliyorum, biliyorum abi. Senin de demek istediğini anladım. Ben farklı bir şey söyledim, biliyorum. Senin de beni anladın. Ben şunu söyleyeceğim, %100 haklısınız. Benim demek istediğim şu, ben de Cem Engiyurt gibi şeylere falan dikkat ediyorum, Gürsel Tekin gibi. Yani insanlar gülen bir... Siyasetçi fotoğrafı gördüğü zaman ama samimi gülen yani. Orada galibiyete güldüğüne inanıyorlar onun. Yani o gülüş, maç, o voleyboldaki gülüş samimi fotoğrafta. İnsanlar böyle suratlar görmek istiyor. Çünkü hep gördüğümüz şey eski İçişleri Bakanı fırça atar. Cumhurbaşkanı devamlı gergin. Hep bir azar. Devamlı gergin, zürriyetsiz, sürtük, cibiliyetsiz şu. Hangi bakan çıksa fırça atar. Vekiller gergin. Mecliste kavga çıkıyor. Artık bu suratı görmek istemiyor ya. İnsan zaten sürünüyor yolda gider. Yiyecek yemeği yok. Bir de akşam Cumhurbaşkanı çıkıyor. Cibiliyetsiz diyor adama ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun verdiği tahribat çok büyük yani insanlara. Yani hakikaten büyük tahribat ya. Bir de hepimiz eğitim almışız. Ailemiz varını yoğunu vermiş. Bize 4-5 lisan öğretmiş. Yurt dışında okutmuş. Buralara gelmişiz. Hani belki bir hizmetimiz olur falan diye. Orada kalsak şimdi zaten. Bir sorun yoktu İtalya'da. Saat bile sormamışlar. Ama bir de sabah akşam çıkıp birisi diyor ki terörist, İçişleri Bakanı teröristler, Cumhurbaşkanı zürriyetsizler, öbürü çıkar başka bir şey söyler. Bunlar vatan haini der. Hatta 50 yıldır FETÖ'ye küfrediyoruz, 50 yıldır. Yani ben biliyorum cemaatlere, tarikatlara 50 yıldır küfrediyorum. Ama 5 yıldır küfreden abad oldu Türkiye'de FETÖ'ye, 5 yıldır küfreden.